Sports Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Koca bir ayı devirdik Avrupa Şampiyonası'nda. Son program, final programında yine Doruk'la beraber karşınızdayız. İtalya normal süresi bir bir biten, uzatmalara giden fakat uzatmalarda da sonucun değişmediği ve nihayetinde penaltıya giden karşılaşmada İngiltere'yi Wembley'de yenmeyi başardı. Ve böylelikle de Mancini'nin öğrencileri kupaya uzanmış oldu. Aslında çok erken bir şekilde açtı İngiltere perdeyi. İkinci dakikada Luke Shaw'un golüyle bir anda İtalyanlar ne olduğunu şaşırdı. Ama derken beraberliği getiren gol de Bonucci'den geldi. Ve sonrasında da zaten hepinizin birçoğunuzun takip ettiği gibi o şekilde tamamlanması uzatmalar ve penaltı penaltılarda da trajik bir son yaşayan İngiltere gelmedi o kupa. Eve gelmedi. <laughs> Futbol eve dönmedi diyeyim daha doğrusu Doruk. Yani kupa gitmesi gereken yere gitti e, diye Bence düşünüyorum. Bence de aynı fikirdeyim. Yani gol gerçekten bu arada sadece İtalyanları değil hepimizi şok etti. E, ama ondan sonrası zaten... Back to back bir gol oldu. Trippie'den şova. Evet aynen. E, iki, ya, bu arada iki bekin içinde olduğu golleri çok seviyorum. E, yani Birçok kişi böyledir. <laughs> e, öyle bir gol oldu. Ya, maçı konuşuruz ama galiba bir girizgah yapacağız mı? Yapalım tabii. Şudur, öncelikle, öncelikle tabii ki... <laughs> Özür diliyorum. Bayi'ye bakacağız. Zira total bilançoya baktığımız zaman ikimiz de evet bildik tabii ki İtalya'nın şampiyon olacağını, İngiltere karşısında kazanacağını daha doğrusu gönlümüzden geçen şey buydu. Ama bilançoya baktığımızda ne yazık ki beni çok mutlu etmeyen bir bilanço var. Bizim tahmin ettiğimiz daha doğrusu işte bu ee, bahis demeyeyim de yani... Tahmin mi diyelim? İşte evet tahminde kalsın geri dönelim bir, bir, bir yani. Bir Evet tahminlerimizde Doruk benden bir önde tamamladı ne yazık ki. Ve seni tebrik ediyorum arkadaşım. Teşekkür ederim ama şunu anlamadım. Şimdi kazanan benim e, forma... Su olan sensin ya. Yani İngiltere forması İngiltere sana forması. geliyor. Bu arada asla İngiltere'yi desteklemememe rağmen İngiltere ile ilgili şu turnuvada tek sempati duyduğum şey bu formaydı. Ve çok beğeniyordum yani ilk paylaşıldığı günden beri bütün formalar arasında favorim buydu. Ve bugün şirkete döndüğümde masamda buldum bunu. Ve nereden geldiği konusunda en ufak bir fikrim yok. E gönderen kişi benimle iletişime geçerse çok sevinirim çünkü normalde böyle gelen şeylerden bir kart, bir isim ya da kargoysa onun bilgisi olur. E ama yoktu, o yüzden kimden geldiğini de bilmiyorum. Ama istersen sormuşken ben şimdiden teşekkür edeyim ama benimle lütfen iletişime geçin. Ben de kimden geldiği belli olmayan bir Chiesa forması istiyorum o zaman. <laughs> Madem öyle hala 2014 Balotelli forması var ya İtalya'ya dair. Ee, o yüzden eğer buradan öncelikle Oğuz'a söyleyeyim. Bunu Oğuz'un ayarlaması lazım. Ben kazandıysam en azından karşısında İtalya'ya dair bir şey olmalıydı. Neyse program bitti zaten. Olan oldu yani. Peki. Şimdi tabii ki çok fazla konuşacak şey var. <laughs> hem maça bakacağız hem de bütün turma boyunca öne çıkanları konuşacağız. Hayal kırıklıklarını konuşacağız. O yüzden bir an önce girelim biz işin içine. Konuşmaya da başlayalım. Şimdi tabii ki öncelikle beklediğin gibi bir maç oldu mu İtalya baştan sona kadar evet çok üstün götürdüğü bir turnuvaydı. Belki son İspanya maçı haricinde böyle Hı -hı. sahadan silindiği çok fazla maç hatırlamıyorum. Oyuncular da her biri çok iyiydi. Ve Spinasola'sız yani en yıldızlaşan oyuncuları olmadan 2018 Dünya Kupası'nı kaçırmalarına rağmen müthiş bir iş başardı Mancini. Ve yani açılışı yaptılar, kapanışı da kupayla yaptılar. Gerçekten harika bir İtalya vardı. Diğer taraftan İngiltere cephesindeyse... Yani sen yedi maçın altısını evinde oyna, bir sürü spekülasyon, ondan sonra işte bütün yarı finaller final senin <laughs> evinde olsun, İtalyanlar gelmesin şeklinde ulaştırma bakanı açıklama yapsın ve sonucunda da o e, evine dönüyor kupa konusu geçerlerini kaybetsin. Ya bu Biraz evin... keyiflendim. Farkındayım canım yani. <laughs> e, bu arada ben de senden aynı noktadayım. E, ama bu evine dönüyor olayı da şöyle şimdi evine dönseydi de tam... Ya Brezilya yok, Arjantin yok. Bu bir Avrupa şampiyonusu. Yani Dünya Kupası'na daha yakışan bir slogan bence futbol evine dönüyor. Çünkü Güney Amerika kıtası yok yani ya zaten burada. Şöyle bak, Sonuçta kaç yıldır İngilizler herhangi bir şekilde finalden uzaklar? Ya zaten kaç kupaları var. Siz, öyle ya evet ya işte ona getireceğim ama hani finalden uzak ver diyorum özellikle evet. o yüzden yani o kadar uzaklar ki Avrupa Şampiyonası ile başlayıp sonrasında dünya Kupası'na taşıcacaklardı muhtemelen yani öyle düşünüyorum ben çünkü. Bu arada yani onlar da son şampiyonluğa göre gayet ilerdi 2018'e ya göre evet. yani hani onlarda da bir gelişim var ama tabii e, İtalya tarafı ya inanılmaz. Yani bir önce kupayı pas geçip sonra gelip burada. Tamamını olmasa da büyük bir kısmını domine etti İtalyanlar. Bugün programı çalışırken şöyle bir yazıda bir bölüme denk geldi. Mançin'in ilk maçında Seyhan, ilk maçı Mançin'in İtalya'nın başında. Conte'nin ilk maçından %22 Ventura'nın ki felaket bir performans evet. gösterdi Ventura. Zaten onun döneminde gidemediler. Olan oldu nasıl? evet. %11 daha az izlenmiş İtalyan televizyonlarında. Yani aslında milli takımla halkın arası açıktı Mançin'i gelmeden önce. Sadece... Dünya Kupası'na gidememek ya da sahadaki başarısızlıkların öte galiba halk da biraz sırtını çevirmişti. Mançinin onu çözmesi başlı başına inanılmaz değil mi yani? Yani Kellini'nin bu konuyla ilgili bir röportajı var maç öncesinde. Yani hiç kimse inanmazken takımda herhangi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na yol alabileceğimize dair adım adım herkesi maç maç inandırdı ve hepimiz bu ortak payda da artık ortak bir inanışla kupaya inanmaya başladık. Çünkü takımda da bence hiç kimse de zaten İtalya'nın bir şey yapabileceğine dair bir inanç yoktu ama gün be gün o kadar fazla değişik oyuncu denemesine rağmen günün sonunda böyle bir şekilde şampiyonluğa ulaşması müthiş gerçekten. İki nokta var. Hem söylediğinden geleceğim. Mesela çok oyuncu denedi. Konuştuk. 60'a yakın oyuncu denedi. Aynen öyle ya da topa sahip olma rakamlarını çok yükseğe çıkardı. Oyunu değiştirdi. Yaş ortalamasını indirdi bir yandan. 26'ları 27'leri indirdi. Ama turnuvaya geldi hep aynı 11 oynadı. Mesela İtalya karşı tarafa oyun içinde evet değiştirdiği şeyler oldu. Mesela bugünkü maçta da bir yerde sahte 9 oynadığı bir dönüm, dönem vardı. Evet. Ki o aslında o dönem zaten oyuncu değişikliğini yaptığı dönem belki de maçı getirdi. Döndürdüğü dönemde. İspanya maçında da bunu denemişti ama her maça İtalya'nın 11'i belliydi. Verratti'nin sakatlıktan dönmesinden dolayı Locatelli bir evet. başladı. Spinazzola sakatlandığı için Emerson geçti. Yani. Chiesa da performanstan ötürü o e, formayı aldı ki. Yani Berardi'nin de lig performansı çok iyiydi. Aslında evet. e, çok adil olmayan bir durum yoktu. Ama rakipleri İtalyanlara karşı hep bir şeyler denemek zorunda kaldı. İtalyanlar hiç onu bozmadı. İngilizler bugün çok mantıklı bir şekilde bence bir üçlü savunmayı döndü. Belçika mesela direkt oynayacağı için Doku'yla başladı. E, ya yani O çok oyuncu getirmesine rağmen kadroyu Net bir kadrosu vardı İtalya'nın. Başından sonuna kadar o kadro ile oynadılar ve hiçbir zaman da taktiklerine ödün vermeyerek kazandılar. Yani şöyle bir durum var. İspanya'ya çok söyleniyordu bu. Hani 90 dakikada maç kazanamadılar diye. Evet. İtalyanlar da aslında elemelerin üçünde. Değil mi? Avusturya maçında, yarı finalde ve finale Belçika dışında Uzatmalar ya da penaltılar Evet ama bu, bunu yaparken tatmin ettiler oynadıkları futbolla. Bence önemli nokta bu. Yani şey değil beraberliği oynayan, işte önemsemeyen, pozisyon bulamayan bir İtalya'dan bahsetmiyoruz. Maçların hepsi üst seviye oldu. İnanılmaz efor sarf ettiler ve buna rağmen hani bu şekilde bir sonuç elde ettiler hani bu uzatmalar ve penaltılar noktasından bahsediyorum. Haklısın. Ya aslında bakarsan ben İngiltere'nin başından sonuna kadar ya yani bu finalin bir noktasına kadar sadece Saka değişikliğine kadar Southgate'in başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, kurduğu <laughs> yani bu savunma odaklı futbolun da e, mantıklı olduğunu ve kendi içinde çok tutarlı olduğunu düşünüyorum yani. O noktadan sonra o savunma futbolu çok fazla aleyhine işlemedi mi Doruk yani? Bu maç özelinde evet erken mesela, golü buldular evet. Tamam. Erken gol zaten büyük bir piyango aslına bakarsan. Ya yani, e, ikinci dakikada bir geçiş oluyor ve İngilizler bir anda istila ettiler. 6-7 kişi geldiler yani. Biz de şaşırdık. Ee, orada hem Chiesa dönemi hem Di Lorenzo'nun bir çevre kontrol problemi var ve gol oluyor. Ama ilk yarıda normalde Southgate bu 11'i ya e, bu üçlü savunmayı İtalya'nın ilerideki beşli savunmasını karşılık getirmesi evet. için yaptı. Ya yani 3-2-5'ine İtalya'nın turnuvanın başından beri İtalya'nın 3-2-5 oynuyor bizim maçtan beri. Ee, ama öyle bir durum oldu ki yani o kadar iyi kapattılar ki Philips e ve Rice her zaman olduğu gibi. İtalyan'ın o beşli hattı çoğu zaman kendi ikinci bölgesinde oldu. Rice bugün ekstra oynamadı mı? Yani Rice'ın sanki... içerisine böyle <laughs> yükleme yapmışlar. En iyi orta saha onun mevkisinin oyuncularından mı? böyle bir evet çip yüklemişler ve öyle bir performans sergiledi. inanılmaz bugün Rice. Bence de Philips de öyle. Yani A Philips ve Philips Verratti'nin başının etini yedi bir dönem. Ee, zaten yani ben West Ham olsam <laughs> Philips'e giderim bu transfer döneminde neyse parası veririm. Leeds olsam Rice'e giderim. Ya B.S.A. E muhtemelen Rice'e gitmeyebilir ama ya yani David Moyes için mesela Philips-Rice merkezi müthiş merkez. Ya, çok iyi oynadılar bütün turnuvayı. Ben <laughs> bir tane e, geçildiği pozisyona türüyorum o da Chiesa'nın tamamen e, birebiriyle yani. Bu arada Chiesa da söke söke o formayı alan e, isim oldu yani İtalya cephesinde konuştuğumuz zaman sergilediği performansla. Yedek yaptı. başlaması değil evet, mi? aynen öyle. Yani söke söke aldı ve damga vurdu turnuvaya. Yani İtalya için en <laughs> öne çıkan oyunculardan bahsettiğimizde tabii ki Spinazzola'yı bir yere yazıyoruz ama Kiyasa zaten şovunu yaptı. Aslına bakarsanız şöyle, e, ikisini de bütün sezonu izlediğim için söylüyorum. Evet. Mesela Spinazzola bana çok şaşırtıcı gelmedi. Çünkü e, tabii doğal olarak şimdi herkesten bizim gibi işimiz bu. Bu kadar maçları izlemesini beklemiyoruz. Ama Roma'da zaten Spinazzola çok iyi sezon geçirdi yani. Bayağı gün bir gümbür gümbür oynadı. Ama bu biraz şeyle benzer değil mi Doruk? Yani mesela Pogba ne yaptı mesela bu sene? Ya da Hı -hı. önceki senelerde? Yani takım performansıyla, milli takım performansı bazı oyuncuların çok farklı olabiliyor ya. Milli takımda bambaşka bir Pogba izledik örneğin elenmelerine rağmen. Bunun gibi hani Spinazzola'nın da aynı devamlılığı milli takımda yansıtmaması mümkün olabilirdi. Ama tabii ki yaptı hatta fazlasını yaptı. Hatta bence yansıtamaması daha normal olurdu. Çünkü bunu galiba son programda konuşmuştuk. Bir kontra takımında evet. çok iyi performans verdi. Yani. şu an topa sahip olan İtalya da aynı performans vermiş Spinazzola. O yüzden bence çok değerli Ekstra, doğru. bunu yapması. Ama Chiesa'nın ki bence ondan bir tık daha yukarıda. Yani Chiesa aslında işin içinde değildi. Mesela bu maç ne kadar iyi olduğuna şöyle bir örnek verebilirim. İlk yere Insigne yoktu sahada. Evet. Ki çok haklı abi. Karşısında Walker'ı var ve Trippie'ye var. ya yani olabilecek iki tane. En, ikisi de Beck. Biri Diego Simeone ile çalışmış. da durdurmuştu Almanya maçında biliyorsun. Evet, yine o, o ikili. Uçuyordu. Aynen öyle. Ay, yine o, ikili. Aynen, öyle. Aynen öyle. Çok öyle. güzel söyledim. Mesela yine aynı ikili. Evet. Zaten direkt o e, Almanya beşisi ve İtalya beşisine aynı şeyle çıktı. Southgate <laughs> aynı e, taktikle çıktı. Insigne ilk yarıda bu ikiliye karşı üstünlük kuramadı. Abi Keza geçti oraya. O ikiliye karşı üstünlük kurdu. Ya Walker ve Trippi cidden çok taf adamlar. E Henderson girdi Rice'ın yerine çok daha diri. Sağ kapatması için İngiltere'de. Ona rağmen de üstünlük kurdu yani Kiez o süre aldığı turnuvanın hemen her yerinde iş yaptı ve yedek başlayan bir oyuncunun bir noktadan sonra İtalya'nın bir numaralı hücum silahı olması da çok ekstra bana sorarsın. Bence Chiesa'nın bir de yaptığı şöyle önemli bir şey var Doruk. İkinci yarıda yapılan <laughs> değişikliklerle hani biraz daha mançini oyunu eline aldı, biraz daha istediklerini yapmaya başladı. o ilk yarıda düşmeyen ve tek başına bir şeyler yapmaya, yaratıcılığını ortaya koymaya, pozisyon bulmaya, takımı da yukarıya çekmeye çalışan tek isim bence ikiye zaydı yani orada bir noktada bir şeyler yapmaya çalışan. O yüzden o anlamda da oyundan düşmemesi ve etrafındakileri de yukarıya çıkarmaya çalışması da çok takdire şayandı. Çok doğru. Aslında değişiklikler yapıldığında biraz garipsedim. Evet. Kristante özellikle girdiğinde. Kristante beni çok şaşırttı mesela. Çünkü o da sezonun ciddi bir kısmını stoper oynadı. Fonseca'nın elinde stoper olmadı. Evet. O da Roma'da. Spinazzola gibi. Stoper oynamıştı. Ya, forvet arkasında oynuyor. Hücumcu da bir orta saha rolü var ama ya, hani Ezberden Locatelli Pessina demeyeceğim. Sadece se sezonda da daha çok savunma odaklı oynadığı için bana olan e, Cristante'nin girmesi garip geldi. Öbür taraftan da Insigne'nin iki tane e, turnuvanın en fizikli stoperlerinin arasında İtalya'nın en kısa adamını atmak da biraz garip bir tercihte. Gerçi golü aslında tam oradan bulmadılar. Golü bir duran toptan buldular. Evet. E, Bunu da sen de konuşmuştuk. bu arada golden sonra neredeyse yani maçın çok büyük çoğunluğunda İngiltere otobüsü çekti ve delemiyorsun yani. Çok ciddi problemler yaşadı yani İtalya. Evet şutları var ama hepsi <laughs> zaten ceza sahası dışından denediği şutlardı galiba yani denediği en azından denediği şeylerdi. İngilizlerin mi İtalyanların mı? İtalyanların hiçbir şey bulamamasından bahsediyorum. Ama ilk yarıda sanki bak pozisyon İkinci yarı daha çok pozisyon vardı ama söylüyorsun. şöyle bir tarafı var. Onun Hiçbir şey yapamaması yani. ilk yarıda <laughs> İtalya'nın bir türlü pozisyon <laughs> evet. bulamaması ile alakalı bunu söylüyorum tabii ki. İşte i̇lk yarı gerçekten İngiltere'nin bütün savunma e, sistemi oturmuştu. Ama ikinci yarı itibariyle işte bu e, değişen formasyon, daha mobil oyuncular, e, daha hareketli bir e, yapı İtalya for, forvet attığında şunu da getirdi. Mesela onun grafiğini yaptık galiba. Turnuvada 6 maç oynadı İngilizler finale kadar. Sadece 4 takım toplamda 4 kere İngiltere'ye ceza sahası seçiminden isabet atabilmiş Korkunç bir istatistik. Ya İspanya bunu 5 dakikada falan yapıyor bazen rakibine. Bak İskoçya bir tane atabilmiş ceza sahası içinden. Almanya iki tane Werner Havertz. Ukrayna atmış. Yarem çıktı hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Bu maç mesela 90 dakikada yaptı İtalya bunların hepsini. Total turnuva kadar İngiltere ceza sahası içinden şut atlar. Zaten İngiltere öyle bir takım ki üretken demediğin İtalya üretkendi gibi gözüküyor. E, ya, bu savunmaya karşı. Ee, golü tabi buradan çözemediler. ya yani golü bir duran toptan çözdüler. Bunu da aslında değinecektik. Burada gelmesi fena olmadı. Ee, bir 10 gün, 15 gün önce böyle bir yazı vardı. James Horncastle'ın atletikle bir yazısı vardı. Ona denk geldim ben bu duran top setleri üzerine. Ve orada şeyden bahsediyor. Giovanni Vio'dan e, bahsediyor kendisi. Hani yazıdan bakayım çünkü fikrim değil yazı olduğu için. Bunu çokça deniyor abi İtalyanlar. Ve e, İtalyanların gizli forveti olarak aslında yani sahte dokuzu bugünkü İtalya'nın Insigne oynarken aslında sahte dokuzu Giannevio olabilir. Gizli forveti olarak Vio'nun e, hikayesini anlatıyor. Tıpkı bir bankacı, Sarri gibi. Ve bir yazı yazıyor. Bir psikologla beraber futbol üzerine bir yazı yazıyor. Kendisi bir duran top spesiyalisi ve 4000 üzerinde seti demeyeyim de varyasyonu olduğu söyleniyor. Bu da abi Walter Zenga'nın önüne düşüyor bir şekilde. Zenga'da galiba Türkiye'ye gelmeden önce bir sene önce falan bu olay yaşanıyor. Pardon, Gaziantep'te çalıştıktan iki yıl sonraymış. Vioyu getiriyor Katanya'nın başına. Gollerin %40'ını duran toplardan atıp ligde kalıyorlar. Sonra Fiorentina'ya gidiyor. Yine gollerin yüzde %40'ını yakın atıp Şampiyonlar Ligi'ne taşıyorlar takımı. Böyle böyle Vio yükseliyor bu noktada ve Manchester'ın takımına katılıyor. Bir finalde yani bir karambol gibi gelebilir ama orada bir patern olmama ihtimali yok. Yani takımımızda böyle bir spesyalist varsa kesin o bir paterndir. ve ufak bir dokunuşla da belki de bugün İtalya'ya e, getiren kupayı adamlardan biri Vio olabilir. Kesinlikle. Daha önce iki yayın öncesinde de konuşmuştuk hatta. Sen çok küçük bir girizgah yapmıştın bu konuyla evet. ilgili. Tamamını anlatmış olman da bence çok güzel oldu. Çünkü hiç atamadılar o arada Durant <laughs> yüzden Yeri gelmedi diyorsun. Neyse yani ki yani. finalde geldi. Şimdi daha da, evet. da güzel taçlanmış oldu. Ama zaten sen de çok iyi biliyorsun. Ki hem İngiltere'de, hem İtalya'da yani Avrupa'nın 5 büyük liginde bu işi çok önemseyen. İşte Liverpool'un şampiyonluğunda ya da bir önceki sezon işte Thomas Gronemak'tan aldığı evet. katkı işte biliyorsun ta taç atışları üzerinden mesela daha önce de bunu söylemiştim. Ya da bunun gibi çok fazla isim var. E bu çerçevede de gerçekten önemli yani her ne kadar karambol gibi görünse de sonuçta bir noktada uzatan ve penaltılara götüren golün atılmasını sağlamış oldu bu anlamda. E şimdi Şey e, de çok e, enteresan mesela hı. çok böyle ufak detay isimler var. İngiltere'de mesela Owen Eastwood diye bir adam var. 2016'dan beri orada performans koçluğu yapıyor mesela o da. O da takımın bu yeni takımın birleşmesinde e, Maori'ymiş kendisi. E, baba tarafı ya da anne tarafı. O Yeni Zelanda'daki kültürü e, ve bir takımdaşlığı takıma kazandırdığı söyleniyor mesela Eastwood'un da. Yani böyle ufak aslında sahada görmediğimiz ama sahadaki işleri çözen adamlardan biri hem Vio hem de Eastwood. Şimdi diğer taraftan da... E... Penaltı konusunda değinmek istiyorum Doruk hı hı. direkt olarak. Eğer bununla ilgili demek istediğim bir şey Yo. yoksa, duran top da bir duran top var Penaltılara geçelim çünkü o kadar aslında trajik oldu ki şimdi oyuncu değişikliklerine bakıyorsun. Özellikle İngiltere cephesinde yapılan değişikliklere bakıyorsun. Şimdi zaten uzatmalara gitmiş. Sen aslında oynatmadığın isimleri turnuva boyunca sonradan oyunu alıyorsun ve oyuncuları da Görüyorsun ki penaltı attırıyorsun ve kaçan penaltılara bakıldığında işte Donnarumma'nınkini, Donnarumma Bukayo Saka'nınkini Saka çıkardı. Cedin Sancho da yine Donnarumma'ya takıldı. Diğer taraftan Rashford da direkten döndü. Ki Rashford'un penaltı kullanış şekli de çok garip yani. Konsantrasyon şey gibiydi o. Rashford kaçıracak dedik evet, hepimiz yani izlerken. E, Bunu da bir konuşmak lazım Saat Southgate'in oradaki tercihleri yani penaltı sıralamasındaki tercihleri de bence bir garipti. Ya yani sen oyuna sokmadığın kişileri, isimleri genç oyuncuları ve de tecrübesi olmayan oyuncuları böyle bir noktada oyuna sürüyorsun ve ne bekliyorsun? Bu listenin amacı şey, demin ekrana verdiğimiz en genç o an kadroda sahadaki en genç 3 evet. oyuncu. Bu penaltıları atıyor ama zaten İngiltere genç bir takım yani 25 yaşa ortalama. Evet. Hani Rashford genç kategorisinde midir? Bence değil. Bu arada Rashford yeterince tecrübe de edindi bu arada. Yani e Lidl'e oynadığı ki. oyun. Yani sonuçta tamamıyla ön plana çıkan isimlerden bir tanesi de Premier Lig'de. Jadon Sancho zaten niye oynatmıyor, niye oynatmıyor diye burada bolca konuştuğumuz bir isim. E diğer taraftan zaten Bukayo Saka daha kez oynadığı süre aldığı zamanlarda kendini ispatlamış bir isim. Ama yine de hani bu milli takım düzeyinde... E, final performansında oyuna sonradan girip sadece penaltı kullanmak ve oradaki konsantrasyonu sağlamak için bundan bahsediyorum yani aslında doğru bir strateji mi sorusunu Şu o doğru soruyorum. bir strateji mi aslında bakarsan ya yani mesela Marcus Rashford 90 dakika oynamadı toplam bu turnuvada 90 dakika yer almadı sahada ve ben bana sorarsan Rashford zaten turnuvaya ait değil yani ben ait olduğunu ya da çok konsantre olabildiğini düşünmüyorum çünkü işin içinde değildi Rashford ve hem Rashford'a hem Sancho'ya. Sancho'ya biraz daha süre verdi. Sadece 120. dakikada e, şey yaptı. Ya oyunu, sadece penaltı atmak için oyunu alması en azından ikinci devrenin başında almaz mısın? O ambiyansı bir yaşa. Hani öyle. bir Çünkü kenarda oturuyorsun. Sahanın içine girdiğinde orada kaç bin kişi var? 60 bin kişi var yani. Onun uğultusu bile farklı. Bu insan, bu iki oyuncuyu hani alıp direkt penaltı, ki da böyle acayip penaltıcı değil. Evet. Ya bir yere Manchester United e biliyorsun penaltı atacak adam bulamıyordu yani. Öyle olsaydı Rashford gözü kapalı. Bugün kaçıran mesela Jorginho gibi her penaltı ona giderlerdi. Ya da Jadon Sancho acayip bir penaltıcı Jorginho'nun ilgili de gerçekten yani Jorginho'nun kaçırma ihtimali yok. Jorginho şu anda hani kimi attırırsın dünyada diye sorsanız Jorginho derdim diyen Doruk. Dedim ya bunu söyledim yani evet, bunu dedikten sonra Jorginho belki de hani hayatının en kötü penaltısını kullandı. <laughs> rahattım ki. Galiba onu Biliyorum. atarsa şampiyon oluyordu <laughs> evet, Öyle. Atsa bitiyordu. Harbiden bunu dedim yani. Bana Beşinci sorsan, penaltıyı kullandı işte Giorginio. e, Şu an mesela kimi attırsan bu turnuvada ben harbiden gel Jorginho at kardeşim. Bizi şampiyon yap yani, Ağzınla çocuğu evet, yedin. Bitiriyordum. <laughs> az, az kalsın İtalya'yı da bitiriyordum. Çok kötü oldu olurdu. <laughs> ee, ya, o yüzden girip ya, hemen penaltı attırmaları atma e, talebi biraz garip Southgate'in. İşte ya çok iyi olacak diye çok kötü olacak yani stratejik olarak. Ama Southgate'in mesela şeyi de garip değil mi? Tamam diyorum yani savunma odaklı oynamasını çok mantıklı buluyorum. Ya, bu kadar iyi bir savunmanın ve ona bir final şampiyonluk getireceğini düşünüyorum. Ama ya mesela beşli savunmayı bozup dörtlü savunmaya dönerken sahaya sakayı atmak 20 dakika kalmış. Kendi evinde oynuyorsun. Hani mesela bu maçı İtalya'da oynasan anlayabilirim ama... ...kendi evinde oynuyorsun ve... ...o baskıyı kurabilecek durumdasın. Hala elindeki en... ...defansif özelliğiyle ön plana çıkan... ...kanat oyuncunu koyman da çok muhafaza i̇şte kârı yani. Korkaklığın biraz bedelini ödedi galiba Southgate zaten Doruk. Zaten bak bunu herkes ödedi. Yani şöyle. Löw bunu ödedi. Hem Macaristan maçında şey yaptı. Çok yanlış bir değişiklik yaptı. Geç bir değişiklik yaptı. Az daha eleniyordu. Evet. Sonra İngiltere maçında o değişikliği yapmadı... Almanya evine gitti. Avusturya mesela İtalya maçında Franco çok geç yaptı değişikliklerini. O ara İtalya ilk devrede mesela Pessina'yı aldı. maçını hiç çözdü. Yani zaten o değişikliği, o hamleyi yapmayanlar ya da yanlış hamleyi yapanlar genelde turnuvada gidiyor. Santos bir tanesi. Bayramda Santos. yani. O <laughs> başa, ya, o, başa yazarsın zaten. O hemen hemen yapmamayı tercih etti. <laughs> yani. Hiç değiştirmeyeyim olan üzerine. Santos'unki inanılmaz. Bu arada İngiltere bunu hatırlayacaksın. E, Danimarka maçında da yaptı. Hatırlasana burada konuştuk hatta Trippier'in oradan bir pozisyon yaratma ihtimali varken geriye döndü, hiç gitmedi kaleye evet, yani. Evet, aynen. Ha, bunun gibi, yani, falan. Aynen öyle. O, o, o da aslında enteresan. Grilish e yaptı. Aynen öyle. Bu, 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 çok gerçekten... Ha, bu da baskı altına almaz söylediğim. mı şeyi? Ee, takımı da mesela... Yani Rashford'ı mesela düşürüyorsun. Sancho'yu sen Sakay'a alarak aslında bam diye... Ya da artık adam kabullenmiş de olabilir. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil. Yani Rashford'ı sahaya atmıyor ve... Hiç yüzüne bakmadığın, yüzüne bakılmadı Rashford'un bu turnuvada. Tabii canım. 120. dakikada diyorsun ki abi bu Beni bu, bu, kurtaracak penaltıyı sen al. Futbolu eve sen getirsene kulundan. yani. O da çok kolay evet. olmuyor. İngilizlerin durumu şey tabii pek e, kolay değil. Bo, bi, bir daha böyle bir hayal kırıklığı. Ya şeye benzemiyor mu? Bu geçen bir arkadaşım evindeki o kupanın üzerinde yazıyordu. Şey geyiği vardı işte. Britney survived 2007. You can handle today. <laughs> İngiltere'nin durumu da biraz öyle yani. Hani bir şekilde bu durumu yeniletecekler. Başka yolları yoksa da alışkınlar evet, böyle şeyler. ama 7 maçın 6'sını evlerinde oynayıp o 6'sının da yaklaşık 3'ünde 4'ünde zaten Southgate'in tercihleri yüzünden çok fazla baskı yemeleri Ondan sonra en böyle zaten baskıyı hissetmemeleri gereken Danimarka maçında Roma'da oynamaları. Ve hem hiç seyahat etmemeli. Yani rakiplerine göre o kadar fazla çifte standart maruz, maruz kalınmazsa bir çifte standartta. Yani çok acayip bir turnuva geride kaldı ki onlar adına. Her şey onların istediği gibiydi. E, seyirci konusunda daha keza yani çok şey onların istediği gibiydi ve çok fazla haksızlık olduğunu düşünüyorum diğer takımlara. O yüzden de her ne kadar zaman zaman iyi bir şeyler yapmış olsa da Southgate İngiltere. Bu yüzden de ben İtalya'nın kazanmasını ve İngiltere'nin yola devam etmemesini istiyordum. yani Çünkü çok böyle adaletli bir dövüş olmayacaktı. Ya öyle. E, bence saha içindeki bugün bazı oyuncuların da birbirine kıyasında çok adalet yoktu. Evet. Yani mesela Emerson oynuyor. 120 dakika oynadı. Helal olsun. Yani ben herhangi bir maç temposunda olduğunu düşünmüyordum Emerson'un. Ki bir önceki maçta 70'te falan almıştım Ancini. E, Emerson tam oynadığı maçı yok. Bernardeski Mancini kontenjanından yani bazı oyuncular işte milli takımda olur ya kulüp takımlarından evet. bağımsız. Hiç iyi bir sezon geçirdi. Çok kötü sezon geçirdi Bernardeski. Zaten mecan. yani Cristante ve Bernardeski oyuna girdikten sonra biz böyle nasıl evet, neden ya evet, yani başka adam yok gerçekten. Kendi pozisyonunda oynayamadığı evet. sezonun bir çoğunları. Onun karşısında İngilizler çok daha acayip bir bençleri var. Çok daha diriler e, ya da işte ama turnuva istediği gibi içinde. yönetebildi onları yani sahaya gelince. İşte o da şuradan ayrılıyor olabilir mesela İtalya mil takımın merkezi bu maça kadar sayan 23 tane şans yaratmış. Veratti bu maçtan sonra bakma ama turnuvanın en fazla şans yaratan oyuncusuydu zaten ki az oynadı. Evet. Ee, İngiltere mil takımın bu maça kadar orta sahası tam bir sayı eksikler iki kişiler 5 tane şans yaratmış. Evet çok iyi savunuyorlar. Rice Phillips oraya harbiden tamamen benim alanım giremezsin kardeşim yapıyor. Ama bazen de gitmen gerekiyor. E sen iki kanattan birini de oradan çekince. Bugün en çok iyi oynadı. Okey. Key Lina'ya bile üstünlük kurdu yavadan da, evet. Ama e, bir yere kadar. Sterling Turnuva'nın bence İngilizler için en iyi oyuncusuydu. Ama zaten iki hatırlasan oyuncu. da ilk maçlarda bu sonuçta grup aşamalarında iki tane 1-0 bir, bir tane 0-0 maç var. Hatırlayacaksın ki orada da zaten mevzu pozisyon yaratamamalarıydı. Yani Kane'e biz Morata ile beraber çok fazla işte atamıyorlar, atamıyorlar, olmuyor diyorduk ama Kane topla buluşamıyordu zaten çok fazla hatırlayacaksın ki. Yani yaratma noktasında problemler yaşıyorlar. İskoçya maçı daha az şut attılar İskoçya'dan. Evet. Çekya maçının ikinci yarısında şutları var mı ya da 85'te belki vardır. Öyle bir rakam çıktı. Grupta biri daha vardı şu an <laughs> unuttum gruptaki ee, diğer takımı. İskoçya, Çekya, Hırvatistan, Hırvatistan. onlardan daha fazla şut Doğru. attı. Bu maç şovun dışında akan oyunda şut atmamışsın. Zaten yani, o da ikinci dakika. <laughs> o da ikinci dakika. Akan oyunda şutun yok yani. Çok garip değil mi? Peki enlere geçelim çünkü böyle sabah kadar biz bu maçı konuşabiliriz. Çok haklısın. Şimdi hemen enlerimize bakalım. Turnuvanın takımını biz İtalya seçtik tabii ki. Yani burada aslında Danimarka mı İtalya mı arasında kaldık ikimiz de. Çünkü Danimarka damga vurdu ama diğer taraftan 2018'de Dünya Şampiyonası'nda olmayan İtalya'nın Burada gelip böyle bir şekilde kazanması, domine ederek kazanması gerçekten... Bile çılgın bir seri. 30, 34 maçtır kaybetmişsin. 34 maç oldu evet. 27'sini Kaybetin kazanmışsın. 90'a yakın gol atmışsın. 10-11 sadece gol yemişsin. Ee, hani şey diyordu o bakış şeydi. Fikstürde bazı takımlar işte elemelerde falan bu daha görece olarak daha düşük güçlü takımlar var deniyordu. Ama bu turnuvada da İspanya dışında herkese üstünlük sağlamışsın. Okey, sensin şampiyonsun yani. Aynen öyle. En iyi takımsın. Turnuvanın oyuncusu, turnuvanın oyuncusu da yani söke söke formayı da alan, damga da buran, Kieza oldu. Mesela bu turnuvada şey yoktu ama değil mi? Çok ayrışan, yani Kieza ve turnuvanın oyuncusu ayrıştırdık biz onu ama böyle gelip domine edip bu turnuvanın adamıyım diyen de bir performans var mı? Ben Chiesa, yani Spinazzola sakatlanmasa ben ki Spinazzola diyecektim. Ama diğer takımlar için baktığımda... Yani sto, mesela İngiltere şampiyonu olsaydı Sterling diyebilirdim. Sterling orada çok Stirling ayrıştı. Bugün. Ee, bugün evet. Bugün Sterling de çok gününde değildi. Yok doğru söylüyorsun. Peki teknik adama bakalım. Teknik adamda da Mancini demedik. Yülmant dedik. Çünkü Yülmant gerçekten fark yarattı. Burada Doruk da tabii bir pozitif ayrımcılık yaptı mı bence yaptı. <laughs> Ben zaten turnuvanın herhalde Belçika maçından beri bu ayrımcılığı yapıyorum. İlk maç zaten büyük evet, Sen en başından çıkarttık. beri zaten Danimarka'yı destekliyordun ki çok evet. da haklı çıktın yani. E çünkü bir şeyler katıyor oyuna ve o yüzden Danimarka maçını izlemek her zaman daha keyifli oldu. Çünkü Yulman'da hep bir dokunuşta bulundu ve onun planlarını izlemekte Danimarka maçlarını daha güzelleştirdi. Ve turnuvanın sürprizi neyi seçtik ona bakalım. Turnuvanın sürpriz takımı da Danimarka seçtik. Ya Buraya farklı tabii ki fikirler girebilir ama hani bizim en azından ekip olarak seçtiğimiz takım Danimarka. Tabi Tabii şöyle yaptık bunu. Ee, ekip olarak dediğin çok iyi. Biz 5-6 kişilik bir ekibiz bu Euro için. Ve e, gayet oylamayla ile yaptık. Yani Bazıları mesela katılmıyorum bazı evet. şeylere ama genel çok ben demokratik de bazı bir ortamda yaptık. İsviçre girebilirdi buraya. Evet. Çekke girebilirdi. Çekke de sonuçta takım... Doğru. yeterlilik olarak çok iyi iş yaptılar ama yaşadıkları trajedi Danimarka'nın burada olmalarını bir numaralı sebebi. Kesinlikle. Ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu. Mesela ben burada katılmıyordum. <laughs> ben burada Pedri dedim mesela ama sonra oy birliğiyle Damskar. Bunu niye böyle yaptık biliyor musun? Pedri'yi en iyi 11'e aldığımız için ya şimdi Damskar'da oraya alamayız. E çocuğa da bir yer açalım yani. Tabii çocuk sonuçta haksız. Yani çocuk bir sene Serie A oynayıp gelip turnuvayı salladı. O Kesinlikle yüzden e, Dams bir yeri olmalıydı. Ona en güzel köşe en güzel yerinde durur o köşenin diye <laughs> düşündük. Ve devam ediyoruz şimdi. Turnuvanın maçı. Bunu seçmekte <laughs> de zorlandık aslında ama sonucunda da Fransa-İsviçre maçını seçtik. Fransa'nın erken elendiği, İsviçre'nin işte damga vurduğu, müthiş hepimizi burada futbol zevkiyle Mesneden bir maç olmuştu. O yüzden de bu maçı seçtik. Katılmıyorum. Tuşu var mı mesela? Ben buna katılmıyorum. hayır, evet var mı? Lütfen buyurunuz. Benim mesela en çok heyecanlandıran maç Danimarka Belçika maçıydı. E çok belki tek taraflıydı ama izlerken Ama öncesinde en heyecanlandık yüksek... o maçta. Yani hatırlasana sonrasını konuşurken yani çok böyle yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış maçı mı hatırlıyorum acaba? Sen ilk maçı mı hatırlıyorsun? Danimarka Belçika işte Belçika'nın kazandığı ama Danimarka'nın 90 dakika Belçika'yı tırnak içi dövdüğü maç. Doğru. Ya tabii ki Fransa İsviçre maçı da bir direkle bitiyor. Ya, acayip bir maçtı. O gün ben çok iyiydi. Ben yine de bunu yazarım. Ama... E, aynen de zaten popüler bir tercih değil. O yüzden Pos yazılmadı. Ben de popüler olduğu için demiyorum zaten aynen. canım. Şey anlamda <laughs> söylüyorum. Genel kanı zaten Fransa İsviçre'dir. Zaten bize de oyu tek Danimarka'dan dolayı attım. Danimarka'dan dolayı onu seçmiş olabilirsin belki, bilmiyorum artık. Peki turnuvanın golü. Burada da tabii ki çok fazla fikir ayrılığı vardı. Ama genel kanı Patrick Schick'in golü oldu. Patrick Schick çünkü biliyorsunuz spektaküler bir gol atmıştı. Ama benim unutamadığım gol Paul Pogba'nın golü. Aynen çok iyi gol. Yani çünkü hem bir maç öncesinde aynısını deniyor, Rui Patricio çıkarıyor. Evet. Hemen ardından bir sonraki maçta atıyor, müthiş bir gol oluyor. Yani. Pogba ile ilgili de bir şey söylemek istedim. Çünkü çok fazla damga vurdu her ne kadar erken elenmiş olsa vardı. Yani muhtemelen gruplarda e, daha doğrusu erken elenip çeyrek görmeyip en çok turnuvaya damga vuran işte Pogba var. Evet. Kevin De Bruyne var. Benim aklıma gelen evet. isim, iki isim bu. Ama yani şık de orta sahadan gol attı şimdi. Tabii Adam orta sahadan attı ne açan. Değil miyim ben ya yani benim de listemde vardı ama ben Pogba'yı tercih etmiştim. Şeyi çok iyi hatırladın ama Portekiz maçında bir maç önce Palinyayı evet. düşürüp şutu ya o paleye düşürürkenki evet. hareketi müthişti ya. Müthişti gerçekten. Harika dokunuştu. Ve turnuvanın olayı da hepinizin tahmin edebileceği üzere daha başında Christian Eriksen'in yaşadığı o talihsiz olay, hastaneye kaldırılışı <laughs> ve Danimarka'nın Finlandiya maçında ya ne oluşu, o maçı kaybetmesi ve sonrasında Danimarka'nın çıkışı. Yani <laughs> Christian Eriksen ama gerçekten hepimizi bir anda mahvetmişti o maçta. Evet çok kötüydü. Galiba biraz da bir yerde de şanslı gibi geliyor bana Eriksen o gün. Yani bunu öyle bir yerde yaşaması, hani bütün imkanların elinin altında olduğu doğru. bir yerde, hani bambaşka belki tek başına böyle bir şey yaşasa, ya, bambaşka bir ortamda olsa, evinde olsa atıyorum çok daha büyük bir facia alabilirdi. Doğru ve orada Ker'in yaptığı ilk hamle. Yani evet. Kesinlikle evet, doğru. çok önemliydi. eşi Michael. Asla unutamayacağız o günde muhtemelen o anı da. Ve şimdi sıra geldi turnuvanın en iyi 11'ine. Şimdi bu o kadar fazla düşündüğümüz bir şey oldu ki tahmin edersiniz ki ama sonuç itibarıyla yine bütün ekip böyle bir 11'e karar verdik. Ben turnuvadan önce Donnarumma'ya oy attığımda e, bu kabul görmedi. Ben somerciydim. Beni 3 hayırla uğurladınız. Evet 3 hayırla uğurladık tamam ama o sonuçta do, yani final maçında yıldızlaştı. O, o da, da bir tane, bu arada kurt hani kurt maçında öncesinde de yıldızlaştı ama hani tartıya koyduğumda hani Somer'in yaptıkları daha ağır basmıştı benim için. Mesela ama bir tabii İspanya ki aynı maçı oynadı ona? Somer. E, i̇lk devre 9 tane mi 8 tane mi kurtarış yaptı. Yani. Tabii yüzden, ya haklısın. E, ama Donnarumma'yı koyduk artık tabii ki. Ya üçlü dizdik. Üçlü dizmemiz de hani biraz turnuvanın turnuvada üçlü üçlü takımların evet. şov yapması e, onun da etkisi var. Bolucci, Keaher, Maguire üçlüsü oldu stoperde. Şimdi e, sağda Dumfries'di tabii ki çok fazla biliyorsunuz ön plan ön açıklığı. Luke Shaw da zaten solda şov yaptı. Hepimizin bildiği gibi. E, Pedri ve Pogba ikilisini de oraya koyduk. Pedri en iyi genç oyuncudan buraya terfi etti. Bu daha iyi bir ödül ama bence. <laughs> yani en iyi gençten daha iyi olmuşsun demek. olmuşsun bu. aynen öyle. Damga vurmuşsun. Kiaza e, var zaten solda. Sağda Sterling var. Aslında Sterling de solda çok fazla iş yaptı ama hani burada... Burada hani bizim grafik departmanımız böyle yani şey Yoksa zaten tersinin olması gerekiyordu. <laughs> ve Patrick Schick de yine 5 golle damga vurdu biliyorsunuz. Attığı gollerle. Ya tabii şimdi burada çok fazla e, girmesi gereken ya da girebilir e, denen oyuncu olabilir. O yüzden biz o hakkını yediklerimizin e, içinde başka bir liste yaptık ve hakkı yenenler diye ya da hakkı Bu yenen teknik miydi? teknik adam da Yulmant onu da söyleyelim. Hakkı yenenlere bakalım yani. Evet çünkü biraz da belki onun üzerinden konuşabilirsin. Yani burada neden şeyler yok? Evet yani çok fazla isim var buraya girebilecek <laughs> ya da girmeyen. Hakkı yenenler de isim gibi olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak da hakkı yenenler. <laughs> ee, mesela Forceback'i ben çok savundum. Seni evet. savundum Forceback ama almadılar ben kardeşim. Ben savunmadım Forceback'i. Ee, yani İsveç'i dört gol attı. Bence çok iyi mesela top oldu. Mesela Veratti... Forceback burada da var ya. Berat de burada var. Aynı listede miyiz şu an? Galiba. Okey. Somer var başta. Evet Somer zaten az önce söylediğimiz gibi Donnarumma Somer arasında kalmıştık. Forsberg konusunda ben oy vermemiştim. Doruk Forsberg diyordu. Verratti konusunda da bu arada hani üçüncü maç zaten takıma dahil oldu. Verratti biliyorsunuz ki sonrasında da tabii ki çok fazla önem arz yaptığı şeyler özellikle. Turnuvanın şu... en çok şans yaratan oyuncusuydu Verratti. Evet aynen öyle o anlamda. Bu ama ben kalan... yine de Verratti'nin yerine daha Hani bütün maçlara damga vurmuş Hı -hı. bir isim olabileceğini düşünmüştüm. Sen biraz süreklilikten yana evet, artık diye Evet aynen öyle. Ya, turnuvayı Hı -hı. baz alarak. E Jordi Alba zaten yine en ön plana çıkan isimdi. Sol bekleyen yani Jordi Alba ile Pedri harika işler yaptılar. Ya, biz İspanya konuşumuzda Alba'yı övdük. Ee, bir numaralı hücum opsiyonları. Özellikle grupta öyleydi. Pedri'nin şöyle bir durumu varsa. Yani, golü yok. Asisti yok. Şut girişimi yok. Yani ve... Aslında İspanya'nın ofansif tarafı. Yani Koke bütün turnuva topsuz koşuyu yaptı içeri genelde. Pedri topla kaleye gitti. Busquets'in yanında. Ona rağmen yani ofansif bir aksiyon aslında kaleyi denememesine rağmen almamasına rağmen çok iyi sezon e, turnuva geçirdi. E, Mehle zaten yine. Mehle'nin de hakkını yedik. Ya, sol tarafta yok. o kadar çok isim vardı ki hangi koyacağını şaşırdık biz zaten. Çok haklısın. Frankie de Jong bence çok sessiz sedasız çok iyi turnuva geçirdi. Çok katılıyorum. Ama Hollanda zaten şey olmadığı için çok revaçlı bir iş yapmadığı için yalan oldu. E Jorginho keza yine İtalya orta sahasında. Ben konuşana kadar çok iyiydi. <laughs> Yorum yapana kadar. Penaltıyı attırmayana kadar. Doğru. Bak süp, e, turnuvanın sürprizine böyle oyuncu seçsek ben Seferovic derdim. Sefer, yani. Ben de Seferovic derdim. Beni çok şaşırttı Seferovic bu turnuvada. Ki, bu arada bu... ilk oynadığı maçta da çok kötüydü bu arada. Kaçırdı pozisyon. Yani çok kötü derken yani çok fazla pozisyon kaçırmıştı. Zaten orada ya. orada Kendimden şey triplerine <laughs> girmiştim. Yani Seferovic'in oluru bu kardeşim zaten. Ne bekliyorsunuz gibi. E, Yarmelonkoy'u yine Yeremçuk'la beraber taşıyan Ukrayna'yı. Kiyelini, e, Kiyeli'ni şey gibi değil mi Seyhan? İbrahimovic'e İbrahimovic'in stoper versiyonu gibi benzer yaşta iki yaş küçük sadece İbrahimovic gibi benzer bu çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu arada ben 11'deki olsun demiştim kabul edilmedi. Evet haklısın. <laughs> Onu da şu yüzden kabul edilmeli değil de İngilizler Tabii, sonuçta akan oyunda gol yemedi bu turnuvada bir stoper koymamız gerekiyor diye Doğru düşünüyorum. Doğru. Maguire zaten ya yani Maguire yani bu sezonun başında lig performansını, şampiyonlar ligi performansını düşündüğümüzde hani takımdan gönderilsin diye neredeyse herkesin oy vereceği bir isimken şu anda bu duruma gelmiş durumda inanılmaz. E biliyorsun tutuklanıyordu adam. Evet. Yani <laughs> takım oynayıp oynamaması önemli değil tutuklanıyordu. Espinatola zaten sakatlığı sebebiyle biliyorsunuz ki. E, ne Christian sen de hakeza oynadığı maçlarda çok önemli işler yaptı. Joker, Joker'lik Joker görevi evet. yaptı bu turnuvada. E Carmen Flips'ten zaten bahsettik Declan Rice'la beraber. E, Heuberg de yine ön plana çıkan isimlerden bir Girebilir Girebilirdi 11'e. Yani Hatta biz dizsek, koyduk çıkardık, koyduk çıkardık. E, dörtlü dizsek muhtemelen Hoyberg'i koyacaktık. Üçlü dizince oradan bir orta saha eksildik. De Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne de geç girdi ama girdiği anda da her şeyi değiştirdi. Azam'ı öz oynadı harbiden. Evet. Bu da turnuvanın en iyi 11'iydi. Ve devamında Dark da hakkı gelelim. yenenlerdi. Şimdi gelelim... Hayal kırıklıkları konusuna. Şimdi burada da çok fazla Hayal kırıklığı var elbette. Hepimizin yaşadığı hayal kırıklığı var. Başta milli takımımızla ilgili çok büyük hayal kırıklıkları yaşadık turnuvanın başıyla beraber hepimizin bildiği üzere. Dolayısıyla hayal kırıklığı yaratan takım bize göre Amil'in futbol takımımız oldu. Sadece bize göre e, değil. Bize göre değil derken ikimize de demek istemiyorum. Tabii tabii yani bize göre derken. Hayır, yerel, yerel ama herkesin de hemfikir olduğu şey bu. Sadece Türkiye'nin değil bütün Avrupa'nın da Aynen aslına öyle. bakarsan hemzemin olduğu bir konu bu. Yani Türkiye'nin mesela şeyler vardı ya sezon e, turnuva başında işte UEFA'da e, ne onun ismi bilmiyorum oyun işte diyorsun ki bu gruptan bu ay falan sana rende eşleştiriyor ve işte kupayı kimin alacağını seçiyorsun. Şu anlatamadım ama anladım. Aa, herkes yaptı. Herkes simülasyon, O simülasyon. Mesela ben çok fazla kendi timeline'ımda yabancı işte futbol yazan ya da gazetecinin Türkiye'yi yeri finale, çeyrek finale kadar çıkardığına şahit oldum. O yüzden bence kıta için Türkiye'nin zaten bu kadar çok gol yiyip hiçbir varlık Turnuma göstermeyip öncesinde, puan alamadan skandal oldu. Turnuva öncesinde zaten o yapılan tahminlerde yani Türkiye en iyi 8 takım falan arasına giriyordu zaten yani. Az önce Hani böyle arka arkaya yazılır ya bu 24 takımla ilgili ne bekleniyor, kimin ne yapması bekleniyor. Yani Türkiye orada zaten, Türkiye'nin işte bunları yapamaması sürpriz oldu yani hepimiz için. Zaten FIFA sıralamasına baktığımız zaman da bulunduğumuz konum itibariyle daha doğrusu şey olarak söylüyorum, piyasa değeri olarak söylüyorum tabii ki bunu. Bulunduğumuz konum itibariyle de ki bunu da konuşmuştuk yayınlarımızda. E ama... İşte Sonuç itibariyle konuştuk zaten çokça daha fazla irdelemenin manası yok şimdilik e, süremizden yemeyelim. Hayal kırıklığı yaratan futbolcusu konusunda da böyle bir e, muallakta kaldık ama galiba hepimizin ilk aklına gelen Mbappe oldu ve Mbappe'de ortak paydada buluştuk. Benim çok e, niş bir tercihim vardı zaten kabul ben Bernardo Silva'dan bu turnuvada hiçbir şey alamadım ben ama Ben katılıyorum ama ya Mbappe'de sonuçta tabii ki. Yani hem penaltıyı kaçırmış olması, o son penaltıyı atamamış olması, hem turnuva boyunca hiçbir şey yapamamış olması. Mbappe'den hangisinden daha fazla şey bekleniyordu? Silva'dan mı, Mbappe'den mi? Tabii ki. Yani o yüzden de Mbappe'yi aldık. Yani Bernardo öyle karşılaştırılmayacak bir reputasyonu evet. olduğu için. Fransa elendiğinde Mbappe'nin rakamlarını yapmıştık, turnuva rakamlarını. Fe, felaketti. Yani ciddi anlamda felaketti. Penaltıyı kaçırması da tuzlu biber oldu bu durum. Ve Turnuvanın hayal kırıklığı yaşatan teknik direktörü. Burada da yine hepimizin en fikir olduğu bir şey amini takımımızın <laughs> teknik direktörü Şenol Güneş. Neden seçtik aslında bakarsan şöyle mesela Santos da kötü bir hocalık performansı verdi bu turnuvada. Özellikle Almanya maçında Evet. net bir etki edememesi takıma ve savunmada... Gosensi çağrı bulamaması. Gosensi çağrı bulamaması, ekstra bir adam oraya eklememesi vesaire Ama ne yaptı Santos? İkinci maçtan sonra merkezi komple değiştirdi. Carvalho ve e, Pereira'yı çıkardı. Bambaşka bir üçlü koydu ve Portekiz elendi evet ama Belçika'ya karşı bana sorarsan hak etmeden elendiler hı hı. yani biliyorsun. Kornersiz bir şutla. Evet. Ciddi bir değişim yaptı ve o kulübeden o ana kadar turnuvanın en vasat teknik direktörlerinden biri bir hamle yaparak e, oyuna müdahale etti. Biz de Radikal bir hamle göremedik ee, ve sonunda da hani göre göre, gö göstere göstere turnuvanın en kötü performansını. Yani tüm Avrupa Şampiyonası boyunca konuştuğumuz şey hem işte üçlü savunmalar hem teknik direktörlerin hem oyun içerisinde hem de maç maç yaptığı değişiklikler ve bu değişikliklerin getirdiği sonuç. Ama bizim oynadığımız üç maçta da hani hiçbir şey göremediğimiz için aslında bir noktada e, değişiklik ya da taknik, taktik ya da teknik anlamda yapılan ondan mütevellit. Şenol hoca'yı seçtik ve turnuvanın, turnuvanın çok pardon turnuvanın %55'i falan ortalama ya da %60'ı üçlü savunma denedi bir kere. Evet. Bence çoğu teknik adam bizim kadromuza bakıp ya tam oynayacak kadro ya neden denemiyorlar e, demiştir ya da üzerine düşünse bu konu hakkında kesin böyle bir yargıya varır. Bu konuyla ilgili Şenol Güneş de zaten açıklama yapmıştı. Ona da soruldu yapılan basın toplantısında. Ama denemedi. Ee, peki devam edelim. Hayal kırıklığı 11'ine geçelim. Bir de hayal kırıklığı 11 Buraya var mesela sol bek bulmakta çok evet, e, büyük sıkıntı çektik ya. Hep o kadar çok sol kanatla ilgili ön plana çıkan isim vardı ki ön plana çıkmayan kim var diye. E, Gvardiol yazılacaktı. önüne geçtim ya. Yani Gvardiol o, o kadar da görmeyin Su içerken şey oldu. <laughs> evet. Gol yedi ama turnuvanın diğer maçlarını hiç. Şimdi turnuvanın vardı. kendi kalesinde gol atan isimlerinden bir tanesi hepimizin bildiği. Bildiği gibi ki zaten çok fazla kendi kalesine gol izledik bu turnuvada. Ee, sol bekte Guerreiro'yu koyduk. Portekiz'in sol bekini koyduk. Yoğun düşünme sonucunda ee, sağda... Çok skorer çünkü Guerreiro işin içine hiç giremedi. Bir golü var evet. aslında. O da evet. biraz şanslı bir golü. Oradan çok gidemedi Portekiz. O yüzden o koydu daha fazla şey bekleniyordu Guerreiro'dan sonuçta. Ee, Zeki deseniz zaten Lille'de şampiyonluk yaşadılar ve Zeki'den çok büyük bir beklenti vardı ama... E bu turnuvada Zeki Çelik ne yazık ki bekleneni veremedi ve ayak kırıklığı yaratan isimlerden Özellikle bir tanesi Mert oldu. Özellikle Mert'in mesela ters kanattaki bir maç performansı evet. Zeki'nin performansını da biraz daha açıklayan bir gündü o gün. Ve Stopper'de Delicht'le Merih'i kullandık. Yani ben Melih konusunda yani çok... Ben de çok okey değilim. Hakkı evet yendiğini düşünüyorum. Ben bu arada delikte de hiç okey değilim. Evet ama sonuçunda düşününce o iki isim biraz da ön plana çıktı. Hani ekip olarak düşündüğümüzde. Ya mesela ben aldığı süreye karşılık verimlilik olarak hani Kaan'ın daha az verim verdiğini düşünüyorum Doğru. bir takımda. Hani stopere de yazabilir ya da savunma önünde. Ee, ama demokratik bir oylamaydı ve böyle bir sonuç çıktı. Evet ikimizin de ama çok fazla gönlü, gönlü ondan yana değildi. Bruno Fernandes belki de turnuvada en fazla şey beklenen ve o şeylerin alınamadığı Mbappe ile beraber ikinci isim de diyebiliriz. Yani yine Hayal etti. evet yoktu yani. Yoktu turnuvada. Ve ilk başta sistem onun üzerine kuruluydu. Hatta işte az önce konuştuğumuz <laughs> işte normallik performansı ve milli takım performansı arasındaki farkla alakalı olarak örnek gösterebilecek önemli bir isim bence. Kesinlikle öyle. Yani Santos belki de onu kazanmak için İlk iki maçında kötü performanslar sergilemiş olabilir. Çünkü onu rahatlatmak için arkasında iki tane çok savunma öncelikli oyuncu oynatmıştı. Ne zaman Bruno işin içinden çıktı? Portekiz daha akıcı bir hale geldi. Çünkü Renato Sanchez o zaman işin içine girebildi. Evet. ilk ay Gündoğan da malum yine City'de harika bir sezon geçirdi ama milli takımda hiçbir şey yapamadı. Dolayısıyla o da bir hayal kırıklığı oldu. Müller de oradan gelebilirdi Almanya'dan. Evet, Müller konusunda da düşündük acaba <laughs> koysak mı diye ama koymadık. Bernardo Silva'yı işte Doruğun hayal kırıklığı olarak nitelendirdiği Bernardo Silva'yı burada kullandık. E, savunma tarafında da kötüydü Bernardo. Çok komple bir oyuncu bence. Yani savunma da yapamadı, e, savunmaya da katkı sağlayamadı, hücuma da katkı sağlayamayınca e, öyle bir tatil gibi geçirdi o bir haftayı. E, Mbappe'yi buraya da yazmaktan kendimize alamadık yani. Çünkü Mbappe gerçekten turnuvanın yıldızı olması beklenen isimlerden bir tanesi, defimizin bildiği gibi ama öyle Mbappe'yi zaten konuştuk. Moreno bence baskıyı kaldıramadı. Müthiş bence geldi de. buraya. Yani çok iyi sezon geçirip bu kadar kötü oynaması bence zaman tamam zaman psikolojik. Zaman zaman çıktı indi ama o, o şey yakalayamadı. Ya Hırvatistan maçı 2-3 tane acayip evet. pozisyon kaçırdı. Antarević de turnuvanın en uçta en verimsiz oyuncularından biriydi Hırvatistan'da. Böylelikle hayal kırıklığı 11'imizi de tamamlamış olduk. Ee, ne yapıyoruz? Bitiriyoruz galiba yavaş Öyle yavaş. Mi yani bir ayı geride bıraktık, bir ay nasıl geçecek diye düşünürken Doruk bir ay geride kaldı bile. Öyle özellikle çok kısa bir sürede bu işe kalkıştığımız için öncelikle ben bütün ekip arkadaşlarımıza da teşekkür edeyim. Çok ufak bir 6-7 kişilik bir ekiple yaptık bu işi. Ya benim açımdan aslında şey gibiydi. 92 Danimarka gibi. Yani onlar gerçekten turnuvaya sahilden gelmemişler ama ben bildiği sahilden e, katıldım turnuvaya. Evet. Programa da biraz. başlarken durk Antalya'daydı. <laughs> evet, sabah oradaydım, gece buradaydım. Hani biraz da kafamda şüpheler vardı. Ya umuyorum en azından gruptan çıkmışızdır diye düşünüyorum bu turnuvada. <laughs> evet ben de bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yani burada ikimiz yapmadık tabii ki bu işi. Tabii ki. Ee, güzel bir ekiple çalıştık. İşte Oğuz olsun, Mali olsun, Kerem olsun, e, Timur olsun, Burak olsun. Atladığım biri var mı diye Engin düşünüyorum. Engin'i saymadın ama o zaten e, Engin, çok trollük Engin... yaptı turnuvada. <laughs> ama hak Ama Engin olabilir. gerçekten çok iyiydi. Engin olsun. Yani e, hepsine çok teşekkürler emekleri için de. Böylelikle Euro 2020 programımızın da sonuna gelmiş olduk. Unuttuğumuz söylemek istediğimiz ve atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum ama şu anda aklıma gelmiyor. Muhtemelen şuradan çıktığımız zaman şu kapıdan aklımıza gelecek. Ama yeni bölüm çekmeyeceğiz biz. Evet iş. ama yeni bölüm çekmeyeceğiz ne yazık. Ki artık onda şey sosyal medyadan falan <gülüyor> 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 yazarız. Evet, ağzına sağlık. Çok senin keyifliydi. Yani sağlık. 22 e, program üstü de kolay e, iş değil. O yüzden seninle kutluyorum. Ben de seni kutluyorum. Ayrıca bayi bölümünde kazandığın için de kutluyorum. Her ne kadar bir farkla da olsa. Formumu bekliyorum Ama genel olarak ben. kötüydük yani. O Aynen. <laughs> kötüydük canım yani. Yüzlerimiz hiç hiç Sizlere de bizi değil. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Noktalıyoruz. Dileriz başka bir formatta, başka bir programda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.